filyasyon dediğimiz bir kavram var. Bunu da duyuyoruz medyada. Filyasyon nedir hocam? Halk sağlığı. Filyasyon bizim için kaynağın ve etkenin ne olduğunu bilmemizdir veya halk sağlığı uzmanlarının yaptığı bu dedektiflik sürecinin hepsine biz aslında filyasyon diyoruz. Bir hastamız var ve bu hasta insanlara yayıyor. Evet. Biz o hastayı tespit ettikten sonra temas ettiği kişilere kadar varıyoruz. Yani o hastalığın o 7-14 günlük süreci içerisindeki prodromal dönem deriz bir tıbbi kavram ama yayabildiği dönem içerisinde kimlere temas ettiyse biz o kişileri buluyoruz. O kişilerin birebir örnek alınacaksa örnek alıyoruz veya izole edecekse izolesini yapıyoruz. Bu sürecin hepsine beraber biz aslında filyasyon diyoruz. Bu sürecin hepsine filyasyon deniyor. Anladım. Yani mesela diyelim bende pozitif çıktı. Evet. Ben son birkaç hafta içerisinde işte hangi bakkalla görüştüm? Efendim hangi markette gidip alışveriş yaptım? Evet. Kimlerle irtibatta bulundum? Yakın temasta oldum. Bunların araştırılması. Bunu yapıyoruz şu anda. Otobüse bindiniz. Otobüsteki bir ön koltuk, bir arka koltuğun bakılması, uçağa bindiniz, çapraz koltukların bakılması gibi bu süreçlerin her biri şu an için biz işletiyoruz. Hani özellikle ben Ankara sürecini biliyorum. Hani burada Ankara Halk Sağlığı gerçekten çok güzel çalışıyor. Bir telefon call center'ları var, birebir herkese ulaşıyorlar. Bu sürecin hepsi ki biz eğer bu savaşı hani demiştik ya bu eğriyi azaltmamızın ana şeyi aslında bu filyasyon çalışmalarında başarımızla biraz daha çok ilgili. Güzel. Çünkü hastaneye ne kadar az insan götürürsek bizim için bu o bir kadar. Tabii. Fazla yayılımı engellemiş olacağız. Çünkü virüs hastanede biz biliyoruz, hastaları biliyoruz. Ona göre önlem alıyoruz ama dışarıda bilmiyoruz. Doğru. O yüzden bu izolasyon önlemlerini alıyoruz. Evet. O yüzden sosyal mesafeye dikkat edin diyoruz. O yüzden olmazsa olmaz elimizi yıkayın diyoruz. Tabii.